İtalya. Hoş bulduk. Biz de gideriz. Sağ olun. Evet. Efendim, adın ne? Duru. Duru. 20. Evet. 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 Efendim, adın ne? Kusur. Kusur. İçin bırakıyor. Kusur. Ya başkan mı? Tebrik gideriz. Sağ olun. Emeğin sağlık. Durun ya. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Dersler nasıl? Dersler. Çok iyi. Çok iyi. Ben hep şunu derim. Başarılı sporcunun dersleri az zaman iyidir. Birinci oldu. İkincilik? 80 metre engelli. 80 metre engelli. 60 metre düz. Hı hı. O zaman bir engelli de yetişiyor. Boyumuz ait. Evet. Evet. Kaç boyumuz ait? Boyumuz kaç? 62. Son yıllarda Türkiye'de yani şu 10 yıldır diyelim. Yani bizim geçmişte televizyonlarda izliyorduk biz. İşte kısa mesafe. Uzun mesafede 5 metre falan arası böyle işte böyle koşullarımız çıkıyordu bize. Balkan şampiyonu falan oluyordu onlar. İşte Avrupa'da gidip orada bir üçüncülük, dördüncülük seviniyorduk biz ama 100 metre gibi işte ne bileyim engelli koşulları 200 metre. Onlarla adımız sanılı yoktuk yani hiç yoktuk orada. Bırak adımızsa hiç yoktuk. Ben hep öyle derim. Yani niye bizde böyle yetişmiyor? Niye bunlar oluyor? Bilhassa atletizm ve jimnastiği ben çok merak ederim. Şimdi bakıyoruz erkeklerde Avrupa şampiyonlarımız çıkıyor. Dünya şampiyonlarında işte 3'ü giren sporcularımız var. Yani her branşta güzel dereceler elde eden gençlerimiz yetiştirildi. Bu, tabii bunlar da devletimizin imkanları, olanaklarıyla oldu yani. Yani bu imkanlar, bu güzel çalışma ortamları artı. Tabii sizleri çalıştıran antrenörlerimiz çok önemli. Evet. Hem siz yeteneklisiniz ama sizin yeteneğinizi açığa çıkartacak, size destek olacak. Evet, ne bileyim, mesafe kat etmeniz yardımcı olacak insanlar da lazım. Tabii Kuyucak ilçemiz bizim bu yönden şanslı. Hem Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz olsun, artı belediyemiz olsun. Tabi biliyorsunuz hem okul okuyorsunuz hem kendi okullarınız adına da yarışlara gidiyorsunuz. Evet. Hem de Kuyucak Belediye Spor olarak da gidiyorsunuz. Biz de belediye olarak gençlerimizin daha iyi ortamda spor yapmaları, daha iyi malzemelerle bu işleri yapmaları, işte ulaşım anlamında biz de destek olmaya çalışıyoruz. Olduk da. İnşallah bundan sonra da bu desteklerimiz sizin gibi başarılı sporcular çıktıkça artarak devam edecek. Artı sizin başarılı olmanız arkadan gelenlere de yol gösterici olacak. Bak diyecekler ya ablamız vardı, arkadaşımız vardı, birinci oldu, ikinci oldu. Biz de bu işi yapalım, biz de bu sporla uğraşalım. Onlara da bir yön vereceksiniz. Yani Kuyucak ilçesi 26 bin, 27 bin nüfusuyla bir sporcu kent olduk artık. 450-500 tane lisans sporcumuz var. Birçok branşta faaliyet gösteriyoruz. İşte sizin gibi mesela kızlarımızdan bir tanesi şimdi gitti Avrupa Şampiyonası'nda güreşecek. Evet. Türkiye şampiyonu oldu. Biz bunları duyduğumuz zaman mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Kendi çocuklarımız kazanmış gibi. İnşallah bundan sonraki spor hayatımızda artı eğitim hayatımızda çok önemli. Sporda başarılı olduk ve eğitimi ara vermeden onu da en güzel şekilde değerlendirip yarın ülkemizi hem spor alanında hem de diğer alanlarda inşallah başarıyla temsil edersiniz. Aydın'da hani birçok belediye var zaten ama sizin kadar hani her konuda destek verebildiğimiz az. Bu konuda sizler için yani sizin için çok sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani bu başarı sadece benim ve çocuklarımız değil. Yani müdürümün, müdürümün desteği, il müdürümün desteği ve yani siz malzeme ve ulaşım desteği sayesinde bu bir ekip olarak bir başarı sağlamış olduk. Bayanlarla dünyanın en iyisi tabii bayanımız da bayan takımı. Ne bileyim basketbol erkeklerde her yıl işte Final Four'u alıyoruz veya işte grup heyecanlısın hem ben de heyecanlıyım ya sizin yanınızda. Şimdi babalar. Evet. Allah anne babalar iyi bakmış size. Abi neredesin? Ben başarılı bir şey yapmayı biraz açıkça senin bir ayrıma söyleyeyim ben biraz rahatsız evet. Evet. Aferin size.
Ben 60 metrede Türkiye birinciliği kazandım. Bir de 80 metre engelli de Türkiye ikinciliği kazandım. Bu yarışmaya çok çalıştık gerçekten. Kuyucak adına yarıştım. Kuyucak Belediyesi'ni temsil etmek için. Böyle daha çok yarışmalara devam etmeyi düşünüyorum hem. Yani şimdiye kadar mesela 50 tane madalya almışımdır. Bu madalyaları daha fazla daha çok olması için daha fazla yarışlara katılacağım. Kuyucak'ın adını da Türkiye'ye duyurmayı çok istiyorum. Bir sonraki hedefim olan Türkiye rekoru için de burada söz veriyorum. Kuyucak'ta atletizm antrenörü olarak görev yapıyorum. Bu hafta 9-10-11 Haziran Sivas'ta gerçekleşen sporcu eğitim merkezleri final yarışmalarında Kuyucaklı sporcular olarak çok büyük bir başarı gerçekleştirdik. Bir Türkiye birinciliğimiz var, bir Türkiye ikinciliğimiz var, bir de iki tane Türkiye üçüncülüğümüzü elde ettik. Aydın genelli olarak toplam 6 madalya kazandık müsabakada. 4'ü Kuyucak ilçemize geldi madalyaların. Kuyucak ilçemiz ve Kuyucak Belediyesi'ni en iyi şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, bugün tabii Türkiye şampiyonu olan atletizm kısa mesafe koşucularımızı burada misafir ettik. Bir tane Türkiye birincimiz var. İki tane de üçüncümüz var. Ben Türkiye şampiyonasında ilçemizi ve Kuyucak Belediye Spor'u temsil eden 6 tane sporcumuz var. 6 sporcumuzdan 3 tanesi 4 tane madalya getirdi ilçemize. 1 tane birincilik, 1 tane ikincilik, 2 tane üçüncülük madalyamız var. Ben bu başarılarından dolayı sporcularımızı kutluyorum. Onların nezdinde onları çalıştıran, emek veren, zamanını harcayan antrenörümüze çok teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılında Kuyucak Belediye Sporu kurarken çocuklarımızın her spor dalında başarılı olması için belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Tabii alışılmışın dışında ilçemizde geçmişte futbol takımları bu işle uğraşılıyordu. Şimdi biz bayan ve erkek olmak üzere atletizm, kros, handbol, voleybol, güreş takımlarımız var. Bu branşlarda çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye'nin neresinde bir müsabaka, yarışma olduğunda belediye olarak tüm imkanlarımızı onların hizmetlerine sunduk. Antrenman yapmaları için de belediyemiz olarak onların ulaşımından tutun antrenman malzemelerini her türlü desteği veriyoruz. Bu başarılar geldikçe biz de yaptığımız işten büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Yaptığımız işlerin boşa gitmediğini, çocuklarımızın bu emeklerimizin karşılığını fazlasıyla verdiğini, zamanlarını da hem sportif anlamda hem de dersleri anlamında başarılı olduklarında bizim için bir gurur kaynağı ve övünç kaynağı çocuklarımız. İnşallah bu gençlerimiz bugün yaş gruplarında Türkiye şampiyonu olan, ikinci olan, üçüncü olan çocuklarımız yaşları büyüdüğünde Türkiye'mizde ve Avrupa'da ve dünyada hem ilçemizi hem de aydınımızı ve Türkiye'yi temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Destek bizden, çalışmak onlardan. Biz kendilerini seviyoruz. Başarılar diliyorum bundan sonraki spor hayatı ve eğitim hayatında.